Arkadaşlar merhabalar. Adana yarışlarının bugün çalışmasını yaptım ama performans çalışmasını yapamadım. Çıkmam lazım evden. Sadece bülten olarak yayınlayacağım. Umarım size faydası olur. Artılar ve eksilerimiz var. Büyük atlar ve koşu kazanmamış, para kazanmamış büyük atlar. Onların tespitini yapabilirsiniz. Birkaç da bilgi aktaracağım. Daha sonra da videoyu sonlandıracağım. Şartlı 4 bir yarışla başlıyor birinci koşusu Adana'nın. Zor bir yarış gibi gözüküyor. Burada 2 numarayı göstereyim size. Kazancından dolayı handikapı çok yükseldi. Ama genel güç olarak düştü bu at. 11'e kadar gerilemiş. Kara Ateş koşarsa yarışını kazanır. Sukaya da ondan sonra gelen kaliteli at bu konumunda duruyor. Bilginiz olsun. Bu koşu için başka bir şey diyemeyeceğim. Zor bir yarış gibi geliyor bana. Maiden ikinci koşusu. Maiden bir yarış var. Burada da kazançlarına göre ayarladığımda 7-4-1 nol atların kazanç bakımından büyük oldukları ama kalite bakımından da 4 numaralı atın büyük olduğunu gösteriyor bana ki normaldir koşu kazanılmış at. Alternatif aramak gerekir. Zordur çim yarışları. Yeni başladılar. Sezona giriyorlar. Burada bir direkt favorisi var bu atın. Tabloda Gökhan Kocakaya'nın bindiği at ikincilik yapmış, birincilik bekleniyor. Mesafe uzun. Bilmiyorum. Hani kararı size bırakıyorum burada. Herhangi bir performans çalışmadığım için yorum da yapmak istemiyorum. Ayrıca bu atın bir de dişi olayı var. Sıkıntıdır bu. Arkadaşlar 1800'lerde genelde erkek atlar gelir. Yoksa erkek at bulamazsanız der, dişilere şans tanınır. Geçiyorum. Şartlı 5 bir yarışımız var. Burada da büyük atımız kazanç bakımından 3 numara. Sonra 2 numara. 2 aynı anda handikap olarak da büyük çıktı ki bu atın kazananı, bu yarışın kazananı durumunda bu at. Tavsiye ederim size erkek at. Rahatlıkla oynayabilirsiniz. Koşarsa çok rahat yarışını kazanır. Geçiyorum. Handikap 16 bir yarış. 2000 metrede. 2000 metre arkadaşlar bu kilolar sıkıntıdır her zaman için. Dün İstanbul'da 63 kilolu bir at karış kazandı hatırlarsanız. Ben gelmez demiştim Dakota'ya. Çok zordur gelmesi. Nasıl gelir? Arap temposunda geçerlerse 1600'leri 1200'leri o zaman bu ağır kilolu atlar elini kolunu sallaya sallaya gelir. Ama handikapörlerinin amacı kilo farkını oluşturmaktır. Üzerindeki arkadaşlar bu işleri bilmiyorlar anlaşılan. Tempo yapmazsanız handikaplar ortadan kalkar, kilolar ortadan kalkar. Tempoyu kurmazsanız eğer, hızlı gitmezse yarış, ağır kilolu atların tamamı tabelada olur. Hafif kilolu atlar da boşa koşmuş olurlar. Neyse, o dünkü İstanbul yarışı için söyleyeceklerimdi. Bugün umarım öyle bir şey olmaz. Eğer hafif, biraz normal tempolarına daha iyi gitseler, bu hafif kilolu atlar söz sahibidir. Dördü bir kontrol edin derim buradan. Dişi atlar biraz zayıftır 2000 metrelerde. Erkek atlar önceliklidir. 4'ü, 7, 10 ve 9'u öncelikle size burada öneririm. Takip edin ya da kontrol edin derim bu yarış için. Geçiyorum sonraki yarışa. Bir maiden gene. Maidenlar arkadaşlar bugün yarışlar zor gözüküyor. Çünkü birçok olumsuzlukları da barındırıyor yarışlar içerisinde. Yeni çıkan, yeni koşan, adaptasyonu girecek olan atlarımız mevcut. 1800 metre gene bir çim yarışı maiden'ı erkek dişi erkekler ön planda olması gerekir ama hani dişilerin de ağırlıklı olduğunu görüyorum burada. Ben de çıkan handikaplarda büyük at 15 numara enteresan. Müslüm de biniyor üzerine dişi at çok enteresan. Ama çok yakınlar güç bakımından şu grubun tamamı birbirine çok yakın. Puanlamalar aldanmayın. Tuttuğunuz atları buradan çıkma ihtimali yüksek. Birinci at buradan çıkma ihtimali yüksek. Çok yüksek hem de onu da söylemiş olayım. Aşağılardan bir şey gözükmüyor. Burayı da geçiyorum maiden yarışı. Handikap 15 bir yarış var 2000 metre. Aynı mantık yukarıdaki atlar yalnız 5 yukarı Arapların 2000 metresi. Tabii ki yaşlı atlarımıza dikkat edeceğiz. Yukarıdaki atlardan kilo almış olan var. Ahmet Çelik'in atı 55 kiloda kalmış. Gene de şansı var. Ama öncelik gene 50 kilolu atlardadır her zaman için bu yarışlar. Özellikle 8 yaşında olan bir buzul var. Bu ata dikkat edin arkadaşlar. Performansına bakmadım. Eğer iyi yerlerde tabela yaptıysa 3. 5.likleri bu at bu yarışta çok fena halde söz sahibi olur.
Diğerlerini kontrol edersiniz bu yarış için. Benim size aktaracaklarım bunlar. Geçiyorum burayı da bitirdikten sonra. Kısa vade 8 bir yarış var. Burada da kazanç olarak büyük olan 4 numaralı Angus Boy çıkıyor. Ama handikap olarak da bayağı bir büyük olan 2 numaralı Bitcoin çıkıyor. Bitcoin sıkıntılıydı arkadaşlar hatırlarsanız. Yani şu yarışlarını yapamıyor Bitcoin. Handikap puanı yüksek çıkması sıkıntı. Burada yanına mutlaka bir at yazın derim ben size. Tek veremiyorum o yüzden. At kalite her taraftan iki yerden de büyük geliyor ama birinci olmaması demek sıkıntıdır. Birinciliği yok atın son 3 yarışında. Yanına kimi yazarsınız? Artık onu da o kararda size veriyorum. Size bırakıyorum ben. Angels Boy. Burada benim gözüme takılan bir at olarak gözüküyor. Çalışmayı kendiniz yapın derim. Kazancı yüksek olan 134 puan almış olan Angel Boy. Yani birlikte değerlendirilebilir bu at. Geçiyorum. Handikap 21 bir yarış. 1200. Burası 1600 olsa direkt aşağısını söylerdim. 1200 metrelerde yukarıdan ve aşağıdan atlar tabela yapıyorlar. Özellikle ilk 2 ya da 3 at. Sondan da ilk 3 at. Bunların arasında 1-2 çıkacak arkadaşlar. Benim tavsiyem çalışmalarınızı buna göre yaparsınız. İlk 3, son 3 böyle bir alttan biri üstten gelecektir büyük bir ihtimal. Kararı size bırakıyorum. Performans çalışmadım. Herhangi bir hafta önermek istemiyorum. Altın oluru hadi biraz söyleyeyim. Altın olur benim önceliğim çıkar gibi olmuş. Puanıma da bayağı diplerde aktarmış olayım. Geldik gene bir Maiden'a. Maiden'da gene bir favori var. Handikapı olmayan. Diş erkek at gelebilir geliri var. Demektir bu da. Bir sebeptendir favori olması. Amatör at bilmiyor bildiğim kadarıyla. Yukarıdan dişi at, büyük at çıkmış kazanç olarak. Sonra erkek at geliyor. Müslüm Çelik'in atı. Handikap olarak da büyük çıkıyor. Bu grupta Müslüm Çelik biliyorsa bir bildiği vardır bu ata. Dikkat edin arkadaşlar. Bu atın şu 3 ve 4. olduğu yarışlara kontrol edin. Yarışta olma ihtimali yüksek bu atın. Kalite olarak bunlardan bir tık üstte gözüküyor. Diğerleri de aşağı yukarı birbirleriyle aynı atlar. Aynı ayarda atlar gözüküyor. Herhangi bir altılı şablonum yok. Sadece bu programı bülten olarak yayınlamak istedim. Umarım size de faydası olur. Beni takip edenler az çok bu programlar hakkında, Excel tablosu hakkında bilgi sahibi oldular. Faydasını olduğuna inanıyorum kendimde. Bugünlük benden bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Mutlu pazarlar sevdiklerinize beraber. Mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.